Good morning, everybody. How are you today? Baş başta mı? What are you doing? Beni duyuyor musun? Hayır. Baştan mı alıyorum? Almayacağım. Buraların hepsini videoya koyacağım. Hayır. Koydum. Koyamazsın. Hepsini koydum. Hayır. Neredeyiz? Çok efsane, acayip güzel bir yerdeyiz. Hayır. Tüm videoyu bozmalara nazaran kaydı devam ettiriyorum. Yapamazsın. Yaparım. Yaparım. Aşkım. Yaparım. Hayır, baştan alır mısın? Neden? Demek oluyor ki videonun başı kullanılmış. Çünkü söylenen şeyler aslında yokmuş. Evet, bulaşıklarımız duruyor. Şöyle göstereyim. Size en doğal karavan hayatını gösteriyorum. En doğal mı? Bulaşıklar duruyor. Yatağın üstü hallaç pamuğu her zamanki gibi. Ama bu hallaç pamuğu demek yolculuk demek. O yüzden çok da sıkıntı yapmayın onları siz kendinize. Bu da Gülden'in yeni projesi. Evet, yeni örgülere başladım. Yeni bir şeyler örmeye başladım. Kolum ağrıdı. Bir günde iki kere ördüm aynı şeyi. Evet, bir günde iki kere ördü, söktü, yanlış değişik oldu çünkü. Değişik bir şey olacak. Şimdi neredeyiz? Dün biz biliyorsunuz bir önceki videoda Ali çarpanak ya da çapanak ya da çatanak, o üçünden biri o üçünden birindeydik ama nerede olduğumuz hakkında fikrim yok. Çarpanakmış, çatanak da olabilir, ben öyle hatırlıyorum. Hayır, aslında çarpanak. Ama çarpanak, tamam, çarpanak. Çabadak diye yazmıştın ilk gün, hatırlıyorum. O da olabilir. Olamaz. İşte oralardayız. Ondan sonra orası nerede kaldı, hemen göstereyim. Şöyle bakın, şurada kaldı. Tam şurası. Az önü ada, diğer tarafta mu gözüküyor. Sinek, çekil ekrandan. Ondan sonra oraya geldik. Şey, oradaydık. Oradan bu kıyı şeridini takip ede ede Van Gölü'nün bu efsane kıyı şeridini takip ede ede. Bir şey söylemek istiyorum. Oralarda yol varmış falan diye düşünürlerse arkadaşlar diye. Toprak yol var yani. Evet, haritada gözükmeyen bir yol. Ben orayı size tam olarak şu anda, şu esnada, şu an şu cümleler sarf edilirken bir harita eşliğinde göstereceğim o yolları. Bu görmüş olduğunuz haritada geçmeyen yollardan geçtik o taraflara. Ama çok güzel yollardı. Ondan sonra nereye geldik? Şöyle az rüzgarın az olduğu bir bölgeye geçerekten böyle bir yere geldik. Hemen ardımızda şöyle bir dağ var. Şöyle bir tepe var. Şu yolu takip ederek geçerken hemen arkamızda bir tane ünümok vardı şu kayaların orada dün. Ünümoku gördük. Dedik onlar gece yalnız kalmasınlar orada, eşlik edelim. Çünkü saat çok geç olmuştu, artık 7'ye geliyordu. Hemen şuradan içeriye girdik ve buraya geldik. Ondan sonra Gülden Hanım. Evet, gördüğümüz ilk boşluğa giriş yaptık. Evet. Akşama kararmak üzereydi. O yüzden böyle bir dinlenelim dedik. Dağın manzarasına baksana ya. Çok güzel duruyor. Şu an biraz sisli puslu duruyor ama hemen karşımızda muhteşem su pandağı ve Max'in yaramazlıkları. Max, ya buralarda şey var. Yerlerde delikler var. Ne deliği olduğunu bilemiyorum tabii ki. Yılan olabilir, fare olabilir, köstebek olabilir. Max de her bulduğu deliğe burnunu sokmaya çalışıyor. Kırtlayacaklar burnunu, görecek gününü. Evet, şimdiye kadar kıtlanmadığı için hala devam ediyor bunu yapmaya. Sürekli geri çağırıyoruz o yüzden böyle bir şey görünce. Çok güzel gözüküyor ya. Şu arkadaki dağın bu tarafında kar kalmış, hala gördün mü? Evet. Güneş almıyor ya orası, güneş böyle geçiyor. Kim arkadaşlar görebiliyor mu? Muhtemelen yansım görüyorsunuz. Yansım olarak gözükür belki. Görüyorsunuz muhtemelen. Evet, böyle bir yerdeyiz şimdi. Dün yol videosu çekmeyelim dedik. Çünkü çok fazla yol videosu oluyor bazen. Evet. Ondan sonra sizi yol videosuyla bunaltmak istemiyoruz. Ondan sonra şimdi bugün buradan hareket edeceğiz ama burada kalmayacağız bu gecede. Kahve falan içeriz. Birazcık şu kayaların oraya yürürüz. Şeyde, oranın manzarası güzel olabilir. Şu arka tarafta çok güzel bir plaj var. Ben size orayı göstereceğim ya, birazdan. Öyle, aşağısı da öyleydi ya gelirken. Bayağı deniz gibi burası. Evet evet. Yabancı turistlerin özellikle Van Gölü paylaşımlarında hep Van Sea yazıyorlar. Van Denizi. Van Denizi diyorlar. Evet. Ama yani neden dediklerini böyle canlı canlı görünce daha iyi anlıyorsun. Hiç göl gibi durmuyor gerçekten. Hemen şöyle açıyı değiştirip. Bayağı deniz yani. Yani şu karşısı ufuk çizgisi kaybolduğu için ve buğulandığı için
Bayağı bildiğiniz deniz. Sabah da ben aynı yorum yaptım. Sahiller, plajlar. Daha sezon açılmadığı için çok şey değil ama yazın bayağı kalabalıkmış. Evet. Çok güzel. O zaman biz kahve yapalım. Kahve içelim, sonra bir yürüyüş yaparız. Ondan sonra gideriz. Evet. Gezmeye gideceğiz. Çok güzel bir yere gideceğiz. Çok güzel gözüküyor fotoğraflar. Nerenin fotoğrafları? Amik Kalesi'ne gideceğiz buradan sonra. Ya bakayım dedim. Çok kale gibi gözükmüyor. Bir kaya parçası gibi gözüküyor. Fakat... Çok güzel gözükmüyor. Evet. Oraya gideceğiz. Kahvemizi içelim. Bu arada kahvemiz az kaldığı için küçük fincanlara geçiş yapıldı. Çünkü buraya gelmeden önce alışveriş yaptık bir köy bakkalında. Ama kahve yoktu. Kahve yoktu. Market de yoktu çok. Ya market vardı. Marketten başka her şeye benziyordu. Çok az eşya vardı içinde. İçinde nalbur da olan bir market düşünün. Hatta ilkinde ekmek falan da bulamadık. Yani boştu bayağı raftarı. İkincisini de bulduk sonra. O yüzden kahvemiz böyle şimdilik idarelik. Son bir seferlik kaldı. Buradan sonra inşallah büyük bir market bulursak alışveriş yapacağız. Buluruz. Dışarıda mı içelim kahveleri, içeride mi içelim? Bence içeride içelim. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız be ya. Hadi bakalım. Hem yürüyüş hem drone görüntüsü. İkisi bir arada. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? To fight, to die, oh. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. Drone'un hafıza kartını boşaltmayan Tolga uçuşu yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Ama çektim yine bayağı ya. Geniş açıdan falan bayağı çektim. Kameranın hafıza kartıyla değiştirelim. Kameranın hafıza kartıyla sen bilirsin. İstersen değiştirelim. Değiştirelim. Şu sahil çok güzel gözüküyor. Orayı da çektim. Çektin mi? O zaman sen bilirsin. Çektim. Çok ha. Şey yapmayın. Çok da şey yapmayalım. Çok özendirmeyelim insanları. Burayı denize benzetmekte haksız mıyız? Bayağı turkuaz yeşil. Aşağı çok güzel ama ya. İlk o beyaz Unimog'lu arkadaşları görüp durmuşuz. Evet. Şu aşağıdaki manzara harika gözüküyor. Bu taraf da öyle de burasının sahili az. Şey dar ya. Evet. Bu taraf çok daha güzel gözüküyor. O zaman ufak ufak toparlanıp yola devam edebiliriz. Bu manzaralara doyum olmaz. Yolcu yolunda gerek. Bir şey diyebilir miyim? Senin elin mikrofon da kapalı sanırım. Hayır. Boşta. Ha, ben kapatmışım. Hayır değil. Neyse hemen gölgeye saklandı. Ben de gideyim bulaşıkları yıkayayım da ondan sonra gideriz değil mi? Evet. Hareket ederiz. Kapı açılırsa bana bulur. Üçüncü bir el lazım bana onun için. Bence yapabiliriz.
Esmeler'e gidiyoruz. Şimdi güzergahımız Amik Kalesi. O tarafa doğru devam edeceğiz. Şurada ne kilisesi vardı ya? Kilise mi? Avzamak mıydı? Adını da yanlış telaffuz etmek istemiyorum da P ile başlayan bir kilisemsi bir şey var. Pazavank. Pazavank. Pazavank Kilisesi diye bir yer var. Ama şey, yani haritadaki konum olarak yeri gözüküyor. Ama öyle bir yer yok. Yani haritadaki yorumlarda bir ev gözüküyor sadece. Eskiden öyle bir yer varmış muhtemelen. Diyoruz. Virajı gösterebilirsin aşağıda. Hemen. Bayağı gölgelikler falan var. Evet evet, orada bayağı şey varmış. Ne derdi mi? Sahil işletmesi var aslında aşağıda normalde. Evet, böyle gördüğümüz sebillerde, çeşmelerde hemen su takviyesi yedekleri dolduruyoruz. Evet, bu arada bu su içilebiliyormuş. İçme suyumuzu da dolduracağız. Evet, onu da dolduracağız. Evet, depomuzu doldurduk. İçme suyumuzu da dolduralım. Sonra yola devam. Su çok lezzetli ya. Son zamanlarda aldığımız içme suyu markalarının yanında. Evet, aşırı lezzetli. Ablalar çok tatlı dediler bu köpük. Çocuk çok tatlı dediler. Değil mi Max? Oy. Evet, şimdi kaleye doğru devam. Bir arkadaşla denk geldik çeşme başında. Evet. Ondan sonra kalenin orada konaklayacak yerler olduğundan bahsetti. Ha. Mutlaka konaklayın dedi. Bakalım. Zaten öyle niyetleniyorduk ama bilmediğimiz için bakarız diye düşünüyorduk. Çok güzel bir köy ama ya. Evet. Gerçekten yeşil su köyüymüş bu arada burası. Ha. Hadi Max'cim içeri gel artık. Hadi serinlemişsindir bence. Gel geri. Max, ay beni duyuyor musun Max? Max hadi içeri kuzum. Hadi. Hadi bakalım. Aferin sana. Tarihi Vartulara kadar uzanan meşhur Amik Kalesi. Evet, Vartulardan günümüze kalmış en sağlam yapılardan biriymiş burası. Gerçi sağlam değil de çoğu hiçbir şey kalmamış geriye çünkü. Efsane bir yapı. Van Kalesi de aslında Urartu Kalesi ama orada da işte nispeten çalışma yapılmış. Burada hiç yapılmamış. Keşke yapılsa ve böyle güzel bir kültürel değer turizme katılsa. Aslında yukarıda mağaralar falan var. Evet. Çocuk bayağı yer var falan dedi ya. Aşağıda var. Plaj var aşağıda. Bu yol çünkü buradan etrafından dönüp gidiyor. Tam kalenin dibinden bir yol bulduk ama baksak mı sence? Bence. Bakacağım. Sence bence. Hemen bir inip bakalım. Bir yere gidiyor mu? Gitmiyor mu? Koş 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 koş. Merakla bekliyoruz. Evet, ileri doğru yol yok. Evet. Ama sahil. Plaj değerlendirilebilir. Bence buraya kadar gelmişken sahile inmeden gezebiliriz. Gezelim mi? Tamam, olur. Drone da kaldırabilirim. Olur. Çünkü araç... şuradan sonra hiç araç geçmemiş gibi ben de gördüm. Otlar bitmiş ortada. Evet evet. İleride de zaten çok fazla devam etmiyor. Az bir devam edip bitip bırakıyor. O zaman hadi gezelim. Hadi gidelim. O aşağıdaki alana buradan inebilir miyiz sence? Yoksa bu üst tarafı mı göreceğiz?
Hiç bilmiyorum. İleri çok fazla ilerlemedim. Tamam bakalım o zaman. Çok korkunç gözükmüyor mu? Ne kadar yüksek. Evet. Bir anda dümdüz. Şey çok daha yüksek. Evet, alt köşesini görüyoruz sadece ama yine bu bile insan ebadına göre çok yüksek kalıyor. Evet. Sabah şu karşı taraftaydık. Tam burun kısmındaydık. Şimdi Amik Kalesi'nin şurada duvarlar gözüküyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama drone'la diğer tarafları da göreceğiz. Tolga yürüyor bakalım ileriye doğru. Geçiş var mı yok mu? Yukarıdaki duvarlar sur kalıntısı gibi. Aşağıya doğru da buradan gösteremeyeceğim. Muhtemelen drone'la çekeriz. Şuralarda da devam ediyor. Tolga'nın çıktığı yerde basamak basamak merdiven gibi. Üst tarafta kayalarda belli belirsiz merdivenler var. Ve çok güzel bahar çiçekleri, papatyalar. Şurada kırmızı kırmızı, mor mor, rengarenk çiçekler var. O kadar kardan sonra buralara bahar geldi. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares. Urartulardan kalan bu kale hakkında bir de şey diyor. Orta çağ zamanında da kullanılmış. Belki şu hemen arkamda görünen yerler o dönemlerden kalmış olabilir. Ya şimdi keşke eski halde olsaydı, gezebilseydik, odalarına girebilseydik. Şey düşünülüyormuş burası ile ilgili, muhtemelen içinden yerler olduğu ve şu hemen ön taraftaki kayanın oradan liman girişi olduğu söyleniyor. Ve çekim ekibimiz geliyordu. Hoş geldin. Evet, bu güzel görüntülerin kahramanı. Evet, çok güzel. Yalnız drone görüntüleri gerçekten efsaneydi. Bilmiyorum beğendiniz mi? Beğendiyseniz bir beğeni alırız. Böyle güzel yerleri sizlere göstermeye devam edeceğiz. Ama devam etmemiz için ve bize bunun motivasyonunu sağlamanız için bizimle birlikte gelmeniz gerekiyor. Kaçak yolculuk yapmamanız gerekiyor. İzliyoruz, görüyoruz, fark ediyoruz. Kaçak yolcular hala var aramızda. Özellikle ilk gösterimde beğeni tuşuna basmayıp yorum yapmaktan çekinen dostlarımız var. Bir merhabayla başlar güzel sohbetler diyelim. Kaçak yolcu olmayın, kanalımıza abone olun. Yorum ve beğenileriniz bizler için çok önemli. Çünkü sizin yaptığınız o yorum ve beğeniler bizlerin daha fazla insanın karşısına çıkmasını sağlıyor. Ve böylelikle kanalımız her geçen gün daha da büyümüş oluyor. Kameramızın kumaş bir örtüsü var normalde, koruyucu. Oradan tepelerden inerken kamerayı Tolga'ya verdim. Sonra şurada fotoğraf çekmek için telefonu alırken bir baktım, bez yok elinde. Diyor ki, kumaşla mı verdin sen bana? Şimdi geri döndü. Kumaşı bulmuş geliyor. Şimdi sahile gidiyoruz Max'cim. Evet, sahile gidiyoruz. Buldun mu? Buldum. Nerede düşmüş? Tam o kayanın dibinde. Değil mi? Tahmin ettim çünkü orada verdim kamerayı sana. Evet. Evet, aşağıya sahile indik. Şu kalenin alt tarafı da gözüküyor oradan. Gidelim bakalım. Direkt mi? Soğuk güzel şimdi. Sıcak. Çok sıcak. Sıcak olabilir.
çok sıcak. Aa, berraklık süper. Çok sıcak, evet. Buzluktan yeni çıkmış su gibi. Ama şey böyle. Sabunlu su gibi. Evet, kaygan kaygan yapıyor elini. Ayakları da soktuk göle. Güzel mi üstünün tadı? Hadi bu tarafa koş. Az önce yürüdüğümüz sahilde ileride bir grup vardı, oturuyorlardı. Onların yanında bir arkadaşları geldi. Ama bu arkadaş ta sahile kadar arabayla gitmeyi deneyince hemen gözümüzün önünde arabayı batırdı. Biz de batma konusunda çok tecrübeli olduğumuz ve Tolga tabii ki kurtlu olduğu için hemen yardıma gitti. Çünkü aslında başta gitmeyecekti. Biliyordur diye düşündü. Çünkü oraya girilecek gibi bir yer değil. Ön taraf battı. Arabanın motor bloğu yere oturmuş durumda. Ve 2-3 kişi de göle girmeye çalışan 2-3 kişi vardı. Onlar da yardıma gittiklerinde çamurluk ve tampondan tutarak arabayı kaldırıp itmeye çalıştılar. Tolga en iyisi ben yardıma gideyim dedi. Bizim strap halat var bir tane. Onu aldı götürdü. Başka bir arabayla çekecekler şimdi. Çünkü başka türlü çıkması mümkün değil. Bakıyoruz. Şurada. Kurtarırlar. Evet, biraz önce bir arkadaş geldi ama güneş çok patlıyor. Size gösteremeyeceğim galiba onu. Ben çektim oraları. Çektin mi sen? Sen yokken öyle. Videoya çektin mi oraları? Evet. Tolga dedim kurtlu olduğu için dayanamadı, yardıma gitti. Evet. Kurtarırlar dedim ama. Burada da dikkatle Gülden'in hareketlerini dartan bir çocuk var. Pür dikkat. Çünkü mama yiyecek. Max mama mı hazırlıyor Gülden sana? Evet, çok güzel mama yapıyorum Max. Evet. Oo, çok güzel mama. Evet arkadaşlar, size bir haberimiz var bu arada. Biraz önce bir karar aldık. Karar mı aldık? Kimle? Evet. Max'le mi aldınız? Benim haberim yok da. Ben kendimle birlikte aldım kararı. Yani 4x4 bir kamyon alıyoruz. Paramız olursa. Ya çok çabuk ele verdin. Çok çabuk ele verdi. Bize kalsa hemen alırız ama bunun için para gerekiyor. Öyle diyorlar. Evet. O yüzden videolarımızı bütün eş, dost, arkadaş, akraba, herkese gönderin. Evet. Tolga yaklaşık 3 gündür falan zaten sürekli bakıyor da
Son 3 gündür falan sürekli 4x4 kamyonları izliyor. O yüzden az önce kendi kendine karar verdi. Bana birkaç tane şey gösterdi de hiç böyle bir konuşma yapmadık. Proje çiziyorum. Ama ne kadar proje çizsek de şayet bir gün biz 4x4 bir kamyon alırsak %99 ihtimalle yine aynı projeyi ona adapte edeceğiz gibi geliyor. Evet, bu projeye çok yakın bir şey. Aklımızda böyle çok ilginç fikirler de var tabii ama yani kabaca yine aynı proje olur muhtemelen. Evet. Çünkü bu projeden gerçekten çok memnunuz. Kullanılabilirliği ve iç alanın şimdi tam zamanlı yaşayınca hani kışın içinden çıkmadığın günler oluyor hiç. İşte sadece Max'i gezdirmek için dışarı çıkıyoruz. Devamlı içerideyiz ve projemizden çok memnunuz o konuda. Evet. Bize son zamanlarda duymuyoruz bu soruyu ama eskiden çok soran oluyordu. Hani şimdi yapsanız neyi değiştirmek istersiniz falan diye. Hiç şimdiye kadar bir şey değiştirmek istemedik. Aynen. Sadece işte Max için bir soba dolabını yeniledik. Max'in eşyaları için yerimiz yoktu. Evet, ama o da mecbur taraf. Yani sonradan planlandığı bir planlanan tabii, bir şey Max sonradan için. Dahil olduğu için ondan dolayı yapıldı o projede. Yoksa soba yaklaşık 30 santim daha gerideydi. Bu kapı alanı daha genişti aslına bakarsanız. Yani her şeyden yani gayet memnunuz ve yeterli her alan bizim için. Bizim eğer öyle bir araca geçersek şahit, bizim hayalimiz asfalta değmeden sadece işte ayda bir defa temel ihtiyaçları almak için markete uğrayıp asfalta değmeden Türkiye'yi gezmek. Öyle bir fikrimiz var. Tabii öyle bir fikrimiz var. İnşallah öyle bir araca geçeriz zamanla. Belli olmaz. Şu an benim yaptığım hesaplara göre bunu satarsam direkt öyle bir araca geçiş yapabiliyorum. Evet, Tolga öyle bir aydınlanma yaşadı geçen akşam. Evet. Aa bir dakika ya, biz şu aracı alırsak, bunu satarsak onu alabiliyoruz falan dedi. Normalde bizim hayalimizdeki işte daha önce de bahsetmiştik. Mankat. Belki izleyenler vardır. Birkaç videoda bahsettik, hatta fotoğrafını falan paylaştı. Ben yine paylaşırım onu sizde. Yani öyle bir şey istiyoruz aslında ama o olmadan da daha makul modeller var. Evet. Ya aslında o hiç aklımızda yoktu, o makul model. Geçen gün bir arkadaşla sohbet ettik falan filan. İşte yakıtından çok bahsetti. Geçenlerde bir araştırma yazısı denk geldi karşıma ve yakıtının çok da öyle bizim konuştuğumuz gibi afaki rakamlar olmadığını fark ettim. Evet. Ve kullanıcı normal değerden %15-20 gibi aşağıya da çekmiş yakıtını okuduğum makalede. Demek ki biz o yakıtı daha da aşağıya çekebiliriz. Ve bizim şu anki gezi potansiyelimizle aslına bakarsanız işte 20 kilometre, 50 kilometre ya da 80 kilometre gidip işte 3-4 gün konaklayıp yola devam ettiğimizi düşünürsek yakıt bizim için çok önemli olmuyor bu durumda. Aynen öyle, yani çok göz korkutacak bir durum değil aslında yakıt, o yüzden. 3 günde bir konaklayıp ne bileyim burada dağ, yani şu anda işte bu göl kenarındayız. Göl kenarında konakladınız ama arkadaki dağ çok güzel görünüyor. Dağa çıktınız, orada da konakladınız. Hayallere daldık arkadaşlar. İnşallah. İnşallah. Neden olmasın? İnşallah. Olabilir. Neden olmasın? Neden olmasın? Hayal kurmak ilk adımdır. Öyle yani. Şimdi akşam yemeği için hazırlıklarımız ne alemde? Bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Ne yapacağız? Bu akşam. Hiç. Ne istiyorsun? Patatesli yumurta yapalım mı? Patatesli yumurta yapalım, evet. Patatesli yumurta yapalım. İçeceğimiz de var. Evet. Oo, bu akşam patatesli yumurta yiyeceğiz. O neydi ya? Kurbağa mıydı? Sulak alan var ya. O değil de şey aldık ya, kaplar aldık ya, kek yapmayı deneyelim bir de bu akşam. Evet. Şöyle biz karavanda tabii işte fırınımız olmadığı için kek yapmadık hiç şimdiye kadar. Tava keki tarifi aldım bir iki arkadaştan ama tavamızın kapağı düzgün kapanmadığı için, yani kapağı olmadığı için daha doğrusu aslında o biraz yaş o iş. Ama şey aldık, sufle kapları aldık geçen gün böyle iki porsiyonluk. Ama şu andaki sıkıntı kek tarifleri koca bir tavalık, koca bir kek kalıbına göre. Ben ölçüyü uydurup ona göre ayarlayabilirsem. Olur ya, neden olmasın. Deneriz. Bu arada bu da akşam. Geçen gün bizi A101 tişörtüne benzettiğiniz tişörtümüzün diğer rengi. Evet, böyle de. Evet. Antrıvırtlı. Yazlıklarımı çıkartmadığım için meydandaki tişörtlerle idare ediyorum. Çünkü Van'a gelmeden önce yazlıkları çıkartacaktık aslında. Ama buralar bir soğudu, vazgeçtik çıkartmaktan. Öbür tişörtler çıkana kadar mantı var tişörtler. Oo, gün batımı da pek güzel gözüktü. Evet, batan arkadaşların sonu kepçe.
Evet. Evet. Şimdi bizim Türk kahvemiz çok az var ya. Almadık ya. Evet. Şey yapalım mı? Kek demiştim yani. Yemekten sonra kek ve filtre kahve yapalım. Türk kahvesini de sabah saklayalım bence. Evet, bence de. Değil mi? Sabah da. Patates yumurta yapmak için önce patatesleri küp küp doğruyoruz. Aklıma ne geldi küp küp deyince biliyor musun? Böyle işte ergenlik döneminde kız çocuklarına anneler öğretirler ya yemek yapmayı. Evet. İşte küp küp doğramak deyince aklıma tam böyle mesela bu küp değil bence. Bunun tamamen küp şeklinde olması gerekiyormuş gibi düşünüyordu. Küp küpse küp olmalı ama olmuyordu bunlar. Ama obsesifliğim o yıllarda diz boyuydu. Sonra öğrendim ki çok da önemli değilmiş tamamen küp şeklinde olmasına gerek yokmuş. Ama gerçekten göl kıyısı acayip temiz. Evet. Yani şimdiye kadar 5 noktada konakladık. Çekmediğimiz bir konum var. Ondan sonra 6 nokta totalde. Çekmedik ama başlangıcı oradan yaptık. Başlangıç yapıldı sadece. Acayip temiz. Yani gerçekten yüzesimiz geldi. Göl suyu acayip ya. Gerçekten deniz gibi gözüküyor. Sürekli bir Akdeniz hissiyatındayız. Evet. Hele bugün yürüdüğümüz şu sahil falan. İşte Kumluca, Fethiye'deki yanıklar o plajlara benziyor direkt. Direkt orası gibi. Çakıllık ve taşlık. Evet. Hatta araçların batması da dahil olmak üzere. Aynen öyle. Şey geldi aklıma benim de. Buraya geldikten sonra onlar battılar, sen gittin ya. Şeyi düşünüyorum, evet bir sahile geldik de yine batanlar var. Ya gitmeyecektim de öteki çocuklara esir aldı. Evet. O yüzden gittim ben. Yani şimdi abi normalde hani göz göre göre girdi oraya çünkü. Şoför batacağını hisseder. Tekerler sarmaya başladığı zaman eyvah dersin, tamam mı? Ondan sonra yani aynen öyle. Şimdi bu abi battı. Batmakta da kalmadı. Halen daha gaza yükleniyor. İleri doğru olmadı. Geri vitese taktı. Yine gaza yükleniyor. Gidebileceği hiçbir yer yok. Yani direkt gömüldü aracın ön tarafı. Yani o yamukluğu hissetmemesi mümkün değil. Biraz bir de şey diyor, bir el atın da kaldıralım. Evet. Abi neyi kaldıralım? Oyuncak arabam bu ya. Sen gittiğinde onu söyledin. Tolga aslında yardıma gitmeyecekti ama işte tampon ve çamurluktan tutup havaya kaldırmaya kalkınca onlar aracı. Sonra dayanamayıp gitti dedim. Ya sırf o diğer arkadaşlar için. Kafana dikkat etsin. Şunu kapatayım ya. Sırf diğer arkadaşlar için gittim. O batan arkadaş için gitmedim çünkü o hak etti. Evet, o zaman bekliyoruz. Beklemeliyiz. Evet. Ben biraz daha 4x4 kamyon bakayım o zaman. Hala su damlıyor. Benim hep hayalim de öyle mutfakta böyle. Böyle yemek yapabilmek. Hakikaten kaç 20'li yaşlarda falan bir tane fotoğrafım var böyle evdeki mutfakta. Ocak mutfak dolapları böyle daha geride, yüksekte. Şurada oturuyorum. Ne karıştırıyordum hatırlamıyorum, bir şey karıştırıyorum. Yarısı daha pişecek şimdi. Biraz da onu bekliyoruz. Bir sürü patates. Nem 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 nem. Dumanın üstünde patatesli yumurta. Az bulaşık. Az iş. Çok yemek. Çok yemek. Oo, çok karanlık oldu. Bir saniye. Yemekten sonra kek yapımında buluşuruz inşallah. Evet, bir yere kaybolmayın. Bakalım kek yapacağız. Yapabilecek miyiz? Sığdırabilecek miyiz o tabaklara? Az sonra görüşürüz. Evet, yemekler yenildi.
O kadar arbede yaşandı. Max hala uyuyor. Arbede derken sakın yanlış anlamayın. Sofra toplandı falan. Evet, o tabak çanak seslerini Max'in 50 kere kalkıp gelmesi lazım yanımıza. Evet. Şimdi Gülden'in mutfağı bölüm 4417. Şöyle ben biraz arka planı açılayım. Şunu şöyle koyayım. Tariften kopya çekeceğim çünkü. Malzemelerimiz. Bir miktar un. Normalde bir miktar yoğurt ama biz süt kullanacağız. Evet, süt de yaptım. Normalde kek süt de yapılır ama bu bulduğum minik tarifte yoğurt kullanmışlar. 7 kişilik bir şey çıkıyormuş bundan. Ben yarısını yapacağım. 3 kişilik, 3,5 kişi gibi düşünebiliriz. Çünkü bizim sufle kaplarımız şöyle. Bir tık büyük. Normal küçük mini kek kalıplarından daha büyük olur diye düşünüyorum yarı yarıya. Köpürdü. Bak şimdi, bak bir tane. Bak. Normalde bu krema gibi oluyor ama bu, bak gördün mü, köpükler var. Bu köpük, bu köpük, bu köpük. Bence köpürmüş. Tamam, inandı arkadaşlar. Herkes inandıysa diğer malzemelere geçiyorum. Bu arada şahsen ben şu an dış ses olarak çok zor şartlarda çekim yapıyorum. Bu yüzden lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızla bizlere destek olmanız da ayrıca hoşumuza gidiyor. Seviniriz. Tolga'nın zor şartlarını göstermek istiyorum şu anda. Hayır, göstermem. Çok kadar... ayıp. İşin gücün var. Hiç oralara girme. Güldürme beni, kamerayı tutamıyorum. Şimdi şöyle yapalım ilk postayı. İkişer kaşık sade koyuyoruz, tamam mı? Ayrıca bir yandan da şimdi gözüme makremeler ilişti. Makreme satışlarımız devam ediyor. Açıklamadaki Shopier mağazamızdan beğendiğiniz makremeleri satın alarak bizlere destek olabilirsiniz ayrıca. Evet. Bir parça ayırıp şöyle kakaoyu içine döküyorum. Çok zor şartlarda çalışıyorum diyorum, inanmıyorsun ya. Şu açıyı yakalayabilmek için aldığım pozisyona inanamazsınız. Hayır. Kahveyi kaptım. Bırak. Hayır. Zor şartlar. Evet Tolga Bey, bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Çalışma şartlarınız hakkında şikayetçi misiniz hala? Kaptım kamerayı, gerçekleri gösterdim size. Terbiyesiz. Çok ayıp. Kamera arkasında neler oluyor? Şimdi hemen şunu şöyle koyuyorum. Şimdi gelelim püf noktaya. Bizim fırınımız yok. Nasıl pişecek bunlar? Böyle kapaklı bir mini tencerenin içine birazcık su koyuyoruz. Fırın olmayan arkadaşlar için bu yöntem birebir. Tabii sonucu ne olacak bilmiyoruz ama deneyeceğiz. Sonra bunu suyun içine oturtuyoruz. Suyu çok az koydum sadece, yalnız buhar yapsın diye. Hı hı. Sonra ocağa koyuyoruz ve altını en kısıkta açıp kapağında pişene kadar kapatıyoruz. Tabii ikisi bir araya sığmadığı için bu kendi sırasını bekleyecek. Pişmek için şuraya koyalım onu da. Üstüne de şunu kapatalım. Sadece 5 dakika geçmişti ki ne kadar kabardığını göstereyim size. Evet, kokmaya başlayınca bir bakayım dedim. Kapağı ittiriyor. Şuralardan göstereyim mi? Göster. Biraz havasın. Baksanıza. Daha da kabarma ama lütfen. Doğal yok. Bu arada pişirme süresi de çok uzun değil. Evet, 20'şer dakika gibi değil mi? 15-20 dakika gibi. Şöyle göstereyim mi? Şu çöken. Şu çökmeye. Hangini istersen. Hiç fark etmez. Veriyorum. Yarım yarım da olur istersen. Ay. Bence hiç güzel olmadı. Evet dostlar, Van'ın
sonuna doğru yaklaşıyoruz Van Gölü'nün. Evet. Van Gölü'nün diyelim. Van... Belki bir nokta daha kalabiliriz. Nokta evet. Nokta daha. Bir farklı konumda daha belki konaklayabiliriz. İstediğini yapabilirsin. Bu tarafa doğru çekmem gerektiğini çözemedim. Öyle yani yapacaksın evet. Şöyle yapayım tamam. Van Gölü etrafına bayıldık ya. Gerçekten bayıldık. Yani ben şöyle söyleyeyim. Kilis'ten itibaren Güneydoğu ve Doğu bölgesine bayıldım. Şimdiki evet. Geldiğimiz yerlere kadar olan kısma. Hem insanlarına bayıldım. Hem doğasına bayıldım. Bitlis'e hayran kaldım. Bitlis'in doğası benim benden aldı diyebilirim. Evet. Bitlis'e hızlı geçtik merkez tarafında ama. Belediyenin orada o medresenin orada konaklayabilirdik belki ama evet. Devam ettik. Gerçekten çok güzel yerler. Hep size sosyal medyada dayatılan o kültleşmiş yerlerin haricinde gerçekten çok çok güzel yerler var. Evet. Yani illaki oralara gitmek zorunda değilsiniz. Ben de oraya gittim demiş olmak için oraya gitmek zorunda değilsiniz gerçekten de. Van Gölü etrafında özellikle hep paylaşımlarda gördüğümüz işte mesela Akdamar Kilisesi vardı. Evet. Onun haricinde öyle bir yer gördüğümü hatırlamıyorum ben. İşte karşı tarafında Ahlat Selçuklu mezarları ve Adil Cevaz plajın olduğu yer vardı. Ama oraların haricinde o kadar güzel yerler gördük ki işte siz de birkaç videodur izlediniz. O ilk mesela yanlış girdiğimiz yer. Bambaşka bir doğası vardı oranın. Müthiş bir yerdi orası ki hava çok kötü olmasına rağmen biz orayı müthiş yaşadık. Ki hava... Güneşli günler ne bileyim ya da baharın daha sonralarına tabii denk daha gelmiş olsaydık efsaneydi olur. Gerçekten de. Yani Van tarafına bir daha geldiğimizde muhtemelen bayağı uzun kalırız gibi. Çok uzun kalırız. Evet, çünkü kiminle konuşsak işte şurada şu var buraya da gidin burada bu var buraya evet. da gidin diye çok fazla nokta işaretledik Van'ın etrafında. Şehirler turu yapacağımız zaman Van'ı belki yine aynı zamanda geliriz diye düşünüyorum evet, ben. Çünkü geldiğimiz zamandan ben çok memnunum. Çok bahar güzeldi. Ayları çok güzel ve hani uzun evet. zaman geçireceğimizi düşünürsek. Bu arada mesela Güneydoğu tarafında yine Akdeniz'deki gibi çok sıcak havalar olduğu için yaz aylarında ziyaret etmek sorun olabilir. Ama Tatvan'dan sonrası için aynı şeyi söylemiyorlar. Hava sıcaklıkları evet. çok makulmuş yaz aylarında gezmek için de. Baharda gelirsek yaz başında da rahat rahat gezebiliriz. Yani yelkenli tekrar. Tarafında konakladığımız zaman orada konuştuğumuz insanlar hani Van 35 dereceyi kesinlikle geçmez. Evet. Hani aşağısı gibi değil buralar diye şeyde çok de, fazla söylediler. Bir önceki konumda da o kadınlarla konuştuk ya hani ben konuştum daha doğrusu. Onlar da aynı şeyi söylediler. Yaz aylarında çok güzel. Bugün burada karşılaştığımız çocuklar söylediler evet. keşke yazın gelseydiniz, keşke yazın göle gelseydiniz. Girerdiniz falan dediler. Biraz erken gelmişsiniz dediler ama tam zamanında gelmişiz aslında bence de. Doya evet. doya tadını çıkardık aslında göl kıyısının. Aynen öyle çok çok keyif aldık. Bu arada denize özlemimizi giderdik gelmesek bile. Bakmak bile yetiyor yani o mutlu ediyor insanı. Evet. Ya bilmiyorum biz bu geziden çok keyif alıyoruz. Umarız siz de bizimle birlikte gezmekten keyif alıyorsunuzdur. Bizim videolarımız Bursa'ya döndükten sonra da devam edecek. Çünkü Bursa'ya döndükten sonra ufak tefek işlerimiz var. Onları halledeceğiz. 3 yıl oldu karavan. Evet. Aslında 4. yılı. Ama yapımı saymazsak hani tabii direkt 3 yıldır tam zamanlı olarak içinde yaşıyoruz. Daha boya badana bile yapmadık. İlk yaptığımız haliyle şu anda. Aynen. İşte boya badana yapacağız tekrardan. Ufak evet. bir tadilat kısmımız işte sadece o olmuş olacak. Ondan sonra başka da bir şey yapmayacağız. Yani çok fazla durmayacağız. Hem ailelerimizi görmüş olacağız. İşte onlarla hasret gidereceğiz. Evet. Hem ufak tefek işlerimizi halledeceğiz. Ondan hemen sonra şehirler turuna başlayacağız. Aynen. Hep böyle gelen öneriler işte gidemediğimiz yerler ya da es geçtiğimiz şehirlere gitsek bile es geçtiğimiz yerler olmuştu. Daha onunla ilgili hiçbir şeye karar vermedik. Hatta geçen akşam bir konuştuk Bursa'dan sonra ne yaparız falan diye. Hiç bilmiyoruz. Ama kesinlikle Van'a tekrar geleceğiz. Yani geçtiğimiz kesinlikle. Bütün illere kesin bir kere daha gideceğiz. Kesinlikle. Çünkü hep birazcık da bahane olsun diye bazı yerleri sonraya bıraktık. İşte burada mesela şey varmış. Van Gölü'nün İnci Kefali diye meşhur bir balığı var. Onun şu an aslında vardı. Göç mevsimi. Evet. Balık Bendi diye bir yer varmış ve orada o İnci Kefallerinin göçünü izleyebiliyormuşsun. Ve 15 Nisan'la 15 Haziran arası diyor. Tam zamanında aslında evet. ama o
Gölün üst kıyısında. Şöyle dönmemiz gerekiyor oraya. Es geçiyoruz için. Orayı bilerek. Yani gitmeyi çok istiyoruz ama es geçiyoruz evet. bilerek. Çünkü bir sonraki turda sırf onun için buraya dönmek tabii istiyoruz. Tabii gölün üst kıyısını şimdi oraya dönersek eğer gölün üst kısmına doğru devam etmek evet. isteyeceğiz. Ve yukarıya gitmeyi planladığımız tarihin gerisinde kalmaya başlayacağız bu sefer. Evet. O yüzden hem bahane oluyor işte tekrar gelmek için. Tabii bir de maddi yönden de tabii. beklediğimiz gelirleri elde edebilirsek araçta da bir iki ufak teknik olarak bir değişiklik yapmak istiyoruz. Süspansiyon güncellemesi yapılacak. Bakımlar yapılacak. Neredeyse bir senedir ön amortisörümüz patlak maalesef. Geziyoruz. Ön amortisörü ve ön süspansiyon sistemini biraz güncelleyeceğiz ve yükseltme planımız var. Evet. Bakalım. İnşallah. Güzel hayallerimiz var. Sizlerin de desteğiyle biz bu hayallere her gün birer adım daha yaklaşıyoruz. Yani bilmiyorum bu kanal bence Türkiye'deki gerçekten nadir kanallardan biri. Çünkü bizim kiraya verdiğimiz bir evimiz yok. Evet. Bursa'da. Sabit bir gelirimiz yok. Evet, sabit bir gelirimiz yok. Görmüş olduğunuz bu makremeleri satarak hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. YouTube gelirimiz var. Son 8 ay oldu mu? Hemen hemen oldu herhalde. Olmuştur o kadar. 8 ya da 9. 9 ay olmamıştır da 8 ay olmuştur. Yaklaşık 8 aydır bir YouTube gelirimiz var. Ufak ufak artıyor her ay. Evet. Çok minik rakamlarla başlayıp ufak ufak artıyor çok şükür. Aynen. Bu hızla devam ederse daha rahat gezeriz inşallah. İnşallah. İkimiz de emekli değiliz. Emekliliği ben EYT'den kaçırdım. Gülden de ufaktan bir kaçırma şeyi var onda da. Tarih. Zaman tarihten kaynaklı olarak. Yani biz dediğim gibi hani çok düşük bütçeyle tam zamanlı olarak karavanda yaşayıp güzel ülkemizin her şehrine gitme planları içerisinde olan bir çiftiz. Evet. Ve yanımızda en büyük destekçilerimizden biri şu an ayaklarımın altında uyuyan Max. Böyle dostlar yani Türkiye'de bizim gibi tam zamanlı olarak karavanda yaşayan ya da sadece evinin arka bahçesinden öteye gitmeyen kimse yok. Biraz devrik bir cümle oldu ama benim ne demek istediğimi sizler çok iyi anladınız. Bu arada kekle ilgili bir şey söylemek ister misin artık? Kek çok güzel olmuş. Olmuştu yedim. Mı? Ara verdik biraz. Yedim. Gerçekten çok başarılı olmuş. Evet. Bence artık karavanda kek de yapabiliriz kesinlikle. Bu ilk tecrübe için. Sadece gayet güzel. İlki biraz fazla kabardı. O evet fazla koyduğundan kaynaklı olarak. Evet o zaman artık müsaade isteyelim mi? Evet. Kapatalım mı peki videoyu sence? Bence kapatalım. Ederiz buradan. Evet ederiz. Değerli vaktinizi bize ayırıp bizimle birlikte Türkiye'yi gezdiğiniz için, güzel yorumlarınızla bizlere destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yarın bu konumdan ayrılıyoruz. Yeni bir maceraya, yeni bir rotaya, yeni bir yola doğru devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Ya şu bakışa bak. Şapşal surat. Şapşal surat mısın sen? Keki yemezsin ama boşuna bekliyorsun.